Evet, geçen hafta da söyledim ben onu zaten. Gene bir güçlü, yoğun bir fikstürden geçtik. Göztepe maçıyla çıkışa geçmiştik ilk yarıda da. İkinci yarıda da Göztepe galibiyeti bizim için iyi oldu. Şimdi Rize maçı var. Dediğim gibi kötü bir periyodu atlattık. Şimdi ben de çıkış bekliyorum şu an. Yani seri galibiyetler bekliyorum. Zor maç olacak. Her maç zor ligde artık son periyotta. Rize maçı da bunlardan biri. Evinde iyi oynayan bir takım. Son periyotlar çok iyi gitmese de galip gelmek isteyecek. Biz de Göztepe ile kazandığımız 3 puanı orada da taşlandırmak istiyoruz. Orada da iyi bir skorla dönmek istiyoruz. Ama biliyorsunuz Rize, Trabzon, Giresun biz kardeş takımlarız zaten. Karadeniz ekibiyiz. Dostluk çerçevesi içerisinde hak edenin kazanacağı bir maç olmasını istiyorum. Kazanan da biz olsak mutlu olurum tabii ki. Sadece Flavio vardı bundan 2 maç önceye kadar. Şimdi orası biraz yoğunlaştı orta sahamız. Biliyorsunuz Zeki oynattık orada. Erolcan sakatlandı. Sankare'yi kaybettik. Hamido milli takımdaydı. Pelipesi 3 maç ceza almıştı. Tek Flavio ile orta sahamız vardı. Şimdi o bölge yoğunlaştı. Chiquinho takımıza çok iyi bir uyum sağladı. Zaten Hamidou da döndü. Biraz maç oynamamanın verdiği eksiklik vardı. Ama onu da orta sahada biraz son maçta da bayağı katkı sağladı. Şu an orta saha üçlüsünden memnunum. Ama bakacağız. Her maç için ayrı bir planlama var. İç saha, dış saha farklı organizasyon arayacağız. Ama orta sahanın kalabalık olması, alternatif olması beni sevindiriyor. Biliyorsunuz orta saha maçlarda çok önemli. Hem ofansif olarak hem de defansif olarak takıma çok katkı sağlıyor. Dediğim gibi o işten memnunum. Bakalım antrenman performansları, maç performansları bunu belirleyecek. Beklentimiz çok şey bekliyoruz zaten. Onun için aldım. Daha önce de söylemiştim. Geçen sene de istiyordum. Bu sene çalışma fırsatı bulduk. Fenerbahçe'de son zamanlarda geldiğinde orada çok fazla süre bulamıyordu. Burada da zaman zaman işte 30, 45 ve 60 zamanlarını ayarlaya oyuncuyu takımımıza katmış olduk. O da uyum sağladı. Biz de uyum sağladık. Son maçta da performansından memnunum. İnşallah bakalım. Bundan sonra da performansını daha da yükseltmesi gerekiyor. Çünkü yetenekleri olan bir oyuncu. Ondan çok şeyler bekliyoruz. İnşallah takımımıza daha fazla katkılar sağlar. A situação é jogo a jogo. Temos que pensar jogo a jogo. E o próximo é com o Rize. E temos que garantir os 3 pontos para continuarmos a subir na tabela. Yani maç maç olarak bakıyoruz bütün lige. Önümüzde çok önemli bir maç var. Tek hedefimiz 3 puan. Não, nosso principal objetivo é ficar na primeira divisão, como todos nós sabemos. Acho que fizemos um bom jogo contra o Göztepe. Só vale a pena se dermos continuidade contra o Rizespor. Temos que conseguir também os 3 pontos. E é como eu disse, pensar jogo a jogo. O Rize é o próximo. Daha önce de söyledim, maç maç olarak bakıyoruz. Önümüzde bir Rize Spor maçı var. Tek hedefimiz 3 puan. Ligdeki hedefimize bakacak olursak tabii ki en önemli hedefimiz ligde kalmak. Göztepe maçında gerçekten iyi bir oyun sergiledik, kazandık. Rize Spor maçı da bunu devam ettirmek istiyoruz. Muito crítico, porque é adversário direto. E se conseguimos 3 pontos, conseguimos uma distância considerável para eles. E sem dúvida que vamos fazer tudo para ganhar este jogo. Temos trabalhado bem esta semana e acredito que se tivermos a mentalidade certa e estivermos organizados como no último jogo, compactos, acredito que vamos conseguir os 3 pontos. Son maçta kompakt bir oyun sergiledik. Bu maçı devam ettirmek istiyoruz. Söylediğiniz gibi çok gerçekten zor bir maç olacak. Çok önemli bir maç bizim için. Hedefimiz 3 puan. Özellikle hafta içinde bu maça çok iyi hazırlandık. Bunun meyvelerini toplayacağımızı düşünüyorum. Hem mental olarak hem de fiziksel olarak iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Yardım. Geç. Bravo. Final var. Final. Anadolu. Anadolu. Anadolu.
geldi. Bravo. Bravo. Yes Fonda. Yes Fonda. Yes, bravo Fonda. Anıl var. Anıl. Yap gel. Bravo. Anıl. Yes, yes, yes.